Evet değerli izleyenler, herkese günaydın. Doktor Geldi'nin yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. İlk programımızda ve her programımızda sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını paylaştık. Paylaşmaya da devam edeceğiz. Evet, uzun ömrün sırlarını, genetiğimizin etkisini kanıksanamaz bir etki olduğunu biliyoruz. Ama genetik faktör kadar seçimlerimizin de hayatta etkileri çok büyük. Her gün daha dinç ve huzurlu uyanmak için sağlıklı besinler tercih etmeli, stresten uzak durmalı, hareket etmeyi ihmal etmemeliyiz. Bunu her fırsatta, belki de her hastalığı konuştuğumuzda dile getiriyoruz. Aslında bu söylediklerim sağlığın temel taşları olarak hep hayatımızda olmalı. Bugün bir insan fabrika ayarlarına nasıl geri dönebilir sorusuna yanıt arayacağız. Belki de bulacağız bile. Hiçbir yere ayrılmayın, bakalım kimler geliyor ve sizler için neler hazırlamışız. İzliyoruz, sonrasında buradayız. Uzun ve sağlıklı yaşamın sırları Doktor Geldi'de anlatılıyor. Sağlığın en büyük düşmanları. Metabolik sendrom, hipertansiyon bizler için sessiz katil. Aman dikkat! Yedikçe ömür kısaltan gıdalar. İçerindeki şekerden ziyade aslında orada sindirim etkisi falan da var. Bu besinlerse hem ömrü uzatıyor hem de kilo verdiriyor. Yağ yakımında da destek olmuş oluyorsunuz. Daha hızlı kilo verdiği gözlenmiş. İnsanın fabrika ayarları, zihni güçlendiren en büyük faktör. Beyni büyük yapan esas hacim. Fabrika ayarlarından önce uzun yaşamın en önemli altın kurallarını sizlerle birlikte işleyeceğiz. Tabii ki dünyada longevity merkezleri, yani uzun yaşam merkezleri var. Yani 100 yaşının üzerinde ortalama yaşayan insanların olduğu bölgeler var. Bunlardan belki bir tanesi nerede? Okinawa'da, Japonya'da. Öteki nerede? Avrupa tarafında, Sardunya'da. Ama ülkemizde 90 yaşın üzerinde genel itibariyle yaşayan insanların olduğu bölgeler yok mu? Pek tabii ki var. Genel itibariyle baktığımız zaman bu insanların belirli özellikleri var. Bu özelliklerin ortak olanları ve ortak olmayanları var. Bir defa hepsi dünyanın farklı yerlerinde. Yedikleri, içtikleri, genel kültürleri, konuştukları bile birbirinden farklı. Ancak en önemli ortak özelliğin aslında bu kişilerin hareket etmeleri olduğu ifade ediliyor. Bugüne kadar yapılan çalışmalar bize uzun ömrün, daha doğrusu uzun ve sağlıklı bir yaşama bizim sahip olabileceğimizi ifade ediyor. İşte burada neler yapmamız gerektiğini, nelere dikkat etmemiz gerektiğini ifade edeceğim. Bunun 5 maddesi var. Ancak yıllar geçtikçe bedenimizde pek de erteleyemediğimiz, önleyemediğimiz bazı izler var, değil mi? Yaşlılığın izleri. Yaşlılığın izleri deyip geçiyoruz. Aslında vücudumuzun bir de genetik saati var. Genetik saatimiz ne zaman, ne kadar saatin çalışması gerektiği için birazcık da planlanmış. Tabii kazaları, belki plansız durumları bir tarafa bırakmak gerekiyor. Ancak karşılaşabileceğimiz hastalıklar belki biz daha anne karnındayken kodlanmış olabiliyor. Bunlarla hayatımızda karşılaşabiliyoruz. Ancak her şey yolundaysa, genetik olarak da teknik olarak sağlıklıysak, genlerimizi bile çevresel koşullarımızı modifiye edebildiği bir dünyada yaşarken tabii ki hastalıkları bazen önleyemiyoruz. Ancak öyle ki biz çevresel faktörlerimizi yönettiğimizde veya bedenimizi doğru yönettiğimizde hastalıkların veya ömrün %70'inden biraz daha fazlasını kontrol edebildiğimizi ifade eder araştırmalar. Şimdi yaşam beklentisi. Peki dünya genelinde bu yaşam beklentisi nasıl? Şöyle bir bakalım. 1800'lere baktığımız zaman inanılmaz. Yani 2015 sınırlarına göre, dünyadaki 2015 sınırlarına göre 1800'lü yıllarda yaşam beklentisi global average, yani dünya ortalaması 29 yaş. Oldukça düşük bir yaş ortalaması. Bugün neredeyse kabul edemeyeceğimiz gençlikte, hayata daha başlamadığımız, gerçek anlamda bir şeyleri kazanmaya, bir şeyleri elde etmeye başlamadığımız bir dönemi anlatıyor burada. Sonrasında bakıyoruz 1950'lere geliyoruz. 1950'ler döneminde bu ortalama beklenen ömür 46 yaşına çıkıyor. Yine Afrika, Güney Asya burada düşük seviyelerde kalmış vaziyette. Ancak toplumların gelişmesiyle, sağlık sistemlerinin gelişmesiyle diğer ülkelerde
biraz daha farklı. Yalnız 2015 verilerine geldiğimizde Dünya Sağlık Örgütü'nün ve aslında Our World in Data'nın yayınlamış olduğu rakamlara baktığımız zaman 2015'te dünya ortalaması 71'e kadar yükseldi. Bugüne bakıyoruz, artık neredeyse bugüne bakıyoruz. 2019 verileriyle Our World in Data güncelleme yaptı ve ülkemiz için bu ortalama 77 yaşa çıktı. Kısacası 100 yaşına doğru hızla ilerliyor. Ortalama arttıkça 100 yaşına ve onun gibi yaşayan insanların sayısı da arttı. Dolayısıyla veri analizlerimiz, neyle karşılaşabildiğimiz pek tabii ki nelerle karşılaşabileceğimiz ve neler yaparsak bu saati durdurabileceğimizi bugün biliyoruz. Durdurmak pek de mümkün değil. Elbet bir sonu var. Ancak en azından yavaşlatabilmek bizler için önemli. Ancak insanı en çok hasta eden veya günümüz hastalıklarında en önemli risk faktörlerinin başında yer alan bir tablo var. İşte bunu yönetebilirsek belki de birçok şeyi yöneteceğiz. Bu tabloya yaşam beklentimizi etkileyen en önemli bir durum diyoruz ve bir sendrom diyoruz. Bu da metabolik sendrom. Bugün dünyanın boğuştuğu obezite, dünyanın boğuştuğu çeşitli kanserler, belki de kalp damar hastalıkları, yani ölüm riskini en fazla artıran hastalıkların temelini, temel taşını oluşturan, hatta başlangıcının ifadesi olarak karşımıza çıkan metabolik sendromu bir defa doğru yönetmemiz lazım. Baktığımız zaman metabolik sendromun parametrelerinde ne var? Karın içi yağlanma, kısacası artan bel çevresi, bel bölgesindeki genişleme. Sonrasında hipertansiyon geliyor. Sonrasında insülin direnci geliyor bunlarla birlikte. Yüksek trigliserit seviyeleri, düşük HDL yani iyi huylu kolesterol. Kısacası bozulmuş kan yağları, bozulmuş kan şekeri, artan kilo ve beraberinde hipertansiyon. Bunlar başımıza geldiğinde önlenemez bir sonuca doğru gidiyoruz. Kronik hastalıklar ve başımızı belaya sokacak hastalıklar diyebiliriz. Kısacası ömrümüzden çalan hastalıklarla karşı karşıya kalıyoruz. Burada en başta, listenin başında, ömrümüzden en fazla yiyen hastalıkların başında tansiyon yer alıyor. Tansiyonla ilgili bir literatür çalışması getirdim. Hypertension literatür kaynağında yayınlandı. Orijinal bir araştırmaydı ve insan bir yaşam beklentisinin 5 yıl daha kısa hale geldiğini ifade etmişti. Sonra British Medical Journal'da yayınlanan başka bir araştırma yine ekranlara geldi ve bir bakıyoruz ki 50 yaşından itibaren 10 ila 15 yıl daha kısa yaşam beklentisi ile ilişkilendiriliyor. Kısacası 50 yaşını geçtiniz, hipertansiyonunuz varsa 10 ila 15 yaş, yani yaş gruplarını sınırladığımızda ömrünüzden gidebilir ifadesi var. Kısacası hipertansiyon bizler için sessiz katil diyebileceğimiz bir durum. Bunun önüne geçmemiz lazım. Yalnız düşündüğümüzden daha yaygın olduğunu ifade etmek istiyorum. Dünya çapında yetişkinlerin 1/3'ünde hipertansiyon var. Prehipertansiyon dediğimiz durum, yani tansiyona giriş evresindeki sorun, 4 kişide 1'inde var. Yüksek tansiyon olan yetişkinlerin farkında olmayanları ise 1/5. Dolayısıyla tedavi almakta geciken bir grup ve maalesef sorunlu hastalıklarla karşılaşma ihtimalimiz veya erken ölme ihtimalimiz işte bu sebeple gerçekten yüksek. Peki ne yapacağız? Egzersiz yapmamız gerekiyor. Bu kişiler ilaç kullanması gerekiyor ve beslenmelerine dikkat etmesi gerekiyor. Kısacası ne yaparsak yapalım, bir hastalığımız veya bir tetikleyici unsur varsa o unsuru ortadan kaldıracak ilaç tedavileri veya egzersiz planı veya diğer tarafta beslenmenin modifikasyonu hayatın her aşamasında bizlerle birlikte. En önemli sorun bel çevresi. Ben bel çevresi ne kadar kalın veya ne kadar uzun, ömür o kadar kısa diyorum. Çünkü belimiz genişlediğinde bunun altında yatan ne olacak? Burada hemen karaciğer yağlanması. Diğer tarafta karnım büyüdü, işte şişti, organlarıma bastı. Diğer tarafta renal hipertansiyon, yani böbreklere bağlı olarak bir hipertansiyon yaşayacağım. Burada bir yağ problemi meydana geldi. Bir defa yağın fazlalaşması insülin direncini meydana getirdi. Bozulmuş kan problemi. Ne kadar karnım büyürse o zaman yağ dokun beynime, ya ben yeter doydum dediği hissiyatı ortadan kaldıran bir leptin direnci. Sonrasında işte kalp problemleri, tansiyon dedik. Yani bunların hepsi üst üste binerek maalesef bizi kronik hastalıklarla baş başa, yani ömrümüzden alacak şekilde bırakıyor diyebilirim. Peki çözüm ne? Çözüm tabii ki beslenme. Beslenmeyi konuşacağız ama ömrünüzü uzatan gıdalar neler olabilir? Size sorduk, sonrasında buradayız. Uzatan gıdalar neler olabilir? Yeşil yapraklı sebzeler, kaliteli karbonhidrat,
Az balık, az et, bol su. Enginar, kereviz, brokoli bunları kesinlikle tüketmemiz lazım. Vallahi sebze ve meyvelerin önemi çok fazla. Bunları tüketirdim. Su, brokoli, kırmızı biber, ondan sonra salatalık, domates. Organik dediğimiz şeyler şu anda. Yani çok fazla da işte gezel yumurta diyoruz atıyorum. Doğal domates, sebzesi, meyvesi. Bunları yersem tabii ki sağlıklı beslenmiş olurum. Oldukça kötü hissettiren bir görüntü aslında, kocaman bir yağ kütlesi elimde. Bunu kasla dönüştürmek, kasa dönüştürmek hepimiz için oldukça önemli. Uzun yaşamın testlerini yaptığımız zaman vücudumuzun kas iskelet sisteminin aslında ne kadar dengede ve ne kadar stabil durduğunu görebilmek de bizler için kıymetli. Ancak belimizde veya karnımızın içerisindeki bu yağlardan da kurtulmak da bizler için kıymetli. O halde ömrü uzatan gıdalarla birlikte yiz ve stüdyomuzda konuğumuz uzman diyetisyen Şefik Aydın Selçuk bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim, sizler nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ediyorum. Uzun bir ömrün olmazsa olmaz beslenme planında neler var? Neler var? Aslında uzun bir ömür için yeterli ve dengeli beslenmek her koşulda önemli. Taze gıdalar, taze sebze meyvelerden beslenmek önemli. Ama bazı besinlerin fonksiyonel besin diye tanımladığımız özellikleri var. Yani farklı özellikleri var, bazı nitelikleri var. Aslında bunları birazcık daha sıklık olarak haftalık beslenmemize daha fazla yer verirsek bazı hastalıkların tedavisinde, gelişiminde aslında biraz olumlu etkileri gözlenmiş. Neler mesela, isterseniz lütfen anlatayım, başlayayım. İlk başta neyden başlayalım? Süt ve süt ürünlerinden başlayalım. Süt ve süt ürünlerini günlük beslenmemizde muhakkak tutmamız gerektiğini vurgulamak istiyorum. Hem içeriğindeki prebiyotik etkisinin vücudumuzda artması, aynı zamanda iyi yağ asitleri ve iyi bir şekilde proteinden zengin gıdalar olduğu için, tok tutucu özellikleri olduğu için, günlük beslenmemizde ve kalsiyumdan zengin beslenmede olduğu için, bizim için yağ yakıcı besinlerin etkisi aslında bazı içeriğindeki niteliklere bağlı olarak değişiyor. Kalsiyumdan zengin beslendiğiniz zaman daha tok kalıyorsunuz ve yağ yakımına da destek olmuş oluyorsunuz. Süt ve süt ürünlerinden zengin beslenenlerin daha hızlı kilo verdiği gözlenmiş. Bunun dışında özellikle biz zencefil, tarçın, yine karabiber, çok özür diliyorum, kırmızı biber, ketan tohumu gibi bir takım tohumlardan ve baharatlardan da bahsedebiliriz. Hepsinin ayrı ayrı, yani kahvede özellikle kafeinden dolayı metabolizma hızlandırıcı etkisinden bahsedebiliriz. Yine ketan tohumu omega 3 içeriğinden dolayı özellikle faydalı. Yağ yakımına yardımcı olduğu gözlenmiş. Kırmızı biber kapsaisin içeriğinden dolayı metabolizmayı ateşlediği gözlenmiş çalışmalar var. İngiltere'de yapılan bir çalışmada aslında kafeinden bağımsız olarak bile kahvenin ömrü uzatabildiği ifade ediliyor. Hatta ciddi bir şekilde. Peki bunun detaylı incelemesine bakmışlar. Demişler ki aslında ömrü uzatmasını tam olarak kimyasal olarak açıklayamıyoruz burada. Ancak yaptığımız incelemede kahve içen kişiler kahvelerinin içerisine en fazla sadece bir tatlı kaşığı şeker atıyorlardı. Dolayısıyla şeker kısıtlaması biraz daha yine burada ön plana çıkıyor. Ancak kahvenin faydalarını her geçen yıl yeniden belki de daha da detaylı keşfetmeye devam ediyoruz. Buyurun efendim. Kesinlikle. Bunun dışında yine nar ve limon gibi bazı meyvelerin hem antioksidan içeriği zengin ve içerindeki lif ve vitamin mineral sayesinde tok tutucu özelliği var. Bu yüzden özellikle salatalarda bol bol bulundurmakta fayda var şu dönemde. Greyfurt aynı şekilde insülin uyarıcı etkisi gözlenmiş bazı çalışmalarda. Yani birazcık daha iştah mekanizması üzerine etkili olduğu gözlenmiş çalışmalardan bahsedebiliriz. Yine sirke asetik asitten dolayı iştah regülasyonu da çok etkilidir. O yüzden salatalarda yine kullanılabilir ve yumurta olmazsa olmaz besinimizdir. Diyet yapan danışanlarımıza bile çok sık yazarız çünkü daha tok tutucudur. Hem yağ asitlerince oldukça zengin, anne sütünden sonra A kalite besin dediğimiz ilk besindir diyebiliriz. Ve yine marul, lahana, bunun dışında yeşil çay gibi bizim aslında metabolizmamıza destek olacak bir sürü sebze, meyve gibi gıdaları sayabiliriz. Unutmadan tabii ki de bromelininden zengin olduğu için, bu enzimin ödem atıcı özelliği de olduğu için ananas da yine günlük beslenmede demeyelim ama haftada 1-2 tabii ki de tüketilebilir. Bel çevremizdeki yağlardan kurtulmak istiyorsak, yani belimizin kalınlığını inceltmek istiyorsak belki de önemli ipuçları bu masada. Ancak kronik hastalıklarla mücadele ve onlarla birlikte yaşam, sağlığımızı korumak ve bu hastalıklara yakalanmamak adına
Şefik Hanım özel bir şeyler daha diyecek anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Akdeniz diyeti mi burada ön plana çıkıyor? Akdeniz diyeti değil. Çok güzel bir araştırma var. Biliyorsunuz Türkiye'ye özgü bir beslenme rehberimiz var ve biz bunun 2022'si yeni açıklandı. Ve bence gerçekten bu konuyla çok ilgilenen kişilerin bu rehberi açıp okumasını özellikle isterim. Bu rehberde önceki rehberlere göre son zamanlardaki birazcık da böyle protein diyetleri, ketojenik diyetler, aralıklı oruç diyetleri gibi eliminasyon gibi diyetlerden çok biliyorsunuz bahsedildi. Bu diyetler tartışılmış ve bu diyetlerde bazı uzun süre kullanım sonrasında riskler olabileceği gözlenmiş. Rehber bize diyor ki TÜBER dediğimiz bir rehber bu. Bize bu rehber body mass index yani vücut kitle indeksinin 18,5 ile 25 arasında olması gerektiği ilk adımda ilk parametre olarak önemli. Yani kilomuzu lütfen normal bir vücut kitle indeksi aralığında tutun. Hem çocuk hem yetişkin hepimiz için aslında. Çocuklarda da çünkü çok obezite artıyor. İlk uyarım bu. Yani kişinin kendini en sağlıklı hissettiği ve sağlıklı kilosunda olması ilk parametre diyebiliriz. İkincisi evet yeterli ve dengeli beslenme bizim için çok önemli. Fiziksel aktivite olarak biz hep 3 kere 30 dakika diyorduk hocam. Şu an TÜBER bize aynı zamanda haftanın 2 günü de birazcık daha kardiyo aerobik dediğimiz egzersizin dayanıklılık egzersizinde 5 ila 10 dakika kadar eklenmesi gerektiğini vurguluyor. Hani egzersizin birazcık türünde de değişiklik olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki de son olarak vurgulayacağım şey şu. Gerçekten obezite arttıkça çalışmalar kanserin arttığını gösteriyor. Menopoz sonrası postmenopoz dediğimiz kadınlarda meme kanserinin çok arttığını gösteriyor. Ve bu vücut ağırlığının yüksek body mass indekslerde yani kilolu olmak veya obez olmanın birçok kanserle ilişkili olduğunu gösteriyor. O yüzden sağlıklı kilosunda olması bir kişinin en önemlisi. Dolayısıyla kilo fazlası varsa muhakkak kilosunu versin. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Evet çok güzel. Baktığımız zaman sağlıklı yaşam için akıllı gıda seçimleri yapmak adımında bir defa tabağınızı ve porsiyonlarınızı doğru değerlendirmek lazım. Ama en başta besin gruplarını mutlaka tercih etmemiz gerekiyor. Meyveler, sebzeler ön planda olmak üzere kompleks tahıllar dediniz. Ve protein olması lazım ve süt ürünleri olması gerekiyor. En başta yaptığımız bazı hatalar var. Bazı hatalı tercihler var. Bu hatalı tercihlerle birlikte baktığımız zaman mesela ne olabilir? İşte yüksek kalorili atıştırmalıklar. Onların yerine besin değerinden zengin sağlıklı atıştırmalıklar tercih edebilirsiniz. Diğer taraftan şeker ilaveli, meyveli ürünler bile olsa bunu belki taze meyveyle dönüştürebiliriz. Ancak diğer tarafta meşrubatlar da hayatımızın bir parçası haline geldi. Son dönemde sıvı şeker tüketiminin artması aslında alkole bağımlı olmayan karaciğer sirozunun artmasında ve ilerleyen dönemde de belki de bizim hayatımızı etkileyen en önemli hastalıklardan bir tanesi olacağı konuşuluyor. Dolayısıyla sıvı şeker kaynaklarından da mümkün olduğu kadar uzak durmak lazım herhalde. Çok güzel. Tatlandırıcıdan bahsetmiş yine bu çalışmalar son olarak dediğiniz gibi özellikle içecek tüketiminin çok arttığı ve şekerli içecek tüketiminin azaltılması gerektiği vurgulanmış. Çünkü artık nerede bir yemek yesek hep bir şeyler içiyoruz yanında. Bu konuda gerçekten hassas olmamız lazım. İçeriğindeki şekerden ziyade aslında orada sindirim etkisi falan da var. Bunun dışında tabii ki de bir de böyle fermente besin dediğimiz prebiyotik, probiyotik dediğimiz besin gruplarını da aslında günlük beslenmemize eklememiz gerektiğini de vurgulayabiliriz burada. Çünkü bağırsaklarımızın sağlığı çok önemli. Bağırsaklar bütün hastalıklarla ilişkili olduğu için bağırsaklara iyi bakmak lazım. Bu açıdan da bunun altını da çizelim. Evet çok teşekkür ediyoruz. Uzun yaşam için beslenme konusunda altın tavsiyeleri de Şefik Hanım'dan aldık. Sırada insanın fabrika ayarları var. Peki fabrika ayarlarına dönmek ister misiniz? Sizce acaba ne demek istiyoruz? Sizden dinledik sonrasında buradayız. Fabrika ayarlarına dönmek ister misiniz? Fabrika ayarları ne demektir? Ne demektir? Bilmem ne demektir fabrika ayarları. Detoks yapmak gibi mi? Vücudumdaki toksinlerden arınmak olabilir. İsterim. Çok isterim hem de. Fabrika ayarları. Anneme geri dönüyorum. Fabrika ayarlarına dönmek kişinin kendi en eski yani şimdi şu ana kadar bildiğim her şeyi resetlemem gerekiyor. Kendimi resetlemek isterdim. Fabrika ayarlarına geri dönmek isterdim. Ama yaşımla beraber, eğer yaşım da küçülecekse okey. Bir de şu tecrübeyle o yaşa inersem tadından yenmez. Doktor geldi özel bölümü çok değerli hocam. Sinir bilim uzmanı Profesör Doktor Sinan Canan'la devam ediyor. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi arkamda bir mesaj var. Aslında bir başlık var. Arkadaki başlık diyor ki insanın fabrika ayarları.
Şimdi şöyle baktığımız zaman 3,5 milyar yıllık bir geçmişe doğru gittiğimizde bu değerlendirdiğimiz zaman kısacası insanın fabrika ayarlarına geri dönmesi mümkün mü diye soralım. Valla çıkmak mümkün değil. Ben aslında onu anlatmaya çalışıyorum birkaç senedir. Biz öyle değilmişiz gibi yaşasak bile, hani sen ve meslektaşın çok iyi biliyorsunuz, hastaneye geldiğimizde aslında onun öyle yaşanmaması gerektiğini maalesef biraz geç öğreniyoruz. Şimdi bizim yaşadığımız bütün bedensel ve zihinsel sağlık problemlerinin, ben işte temel tıp bilimci olarak, seneler evvel biyolojimize uygun yaşamamaktan kaynaklandığını fark ettim. Hani bunun için ne yapabiliriz? Şimdi siz klinik hekimlerimiz sorunları düzeltmekle uğraşıyorsunuz ama bir taraftan bir de o insanların o sorunları yaşamaması için birinin bir kullanım kılavuzu yazması, bir özetlemesi lazım. İşte birkaç senedir uğraştığım şey buydu ve çok basit bir şey fark ettim aslında. Keşke bize daha çok biyoloji öğretselermiş. Muhtemelen benim bu kitabı yazmama da gerek kalmazdı. Bugün bunları konuşmamıza bile belki gerek kalmayacaktı. Çünkü biyolojide her bir canlı olduğu gibi ama özellikle insanın nereden geldiği, nasıl bir varlık olduğu, nasıl ortamlardan geçerek bugünlere geldiği, bedensel ve zihinsel ayarlarının ne için, hangi şartlarda yapıldığını bayağı bir biliyoruz. İşte mesela bugün acı tecrübelerle öğrendik ki çok yemek sağlıklı yapmıyormuş, hasta ediyormuş. Fazla rahat, hareketsiz olmak işte bizi hasta ediyormuş. Efendim böyle çok fazla işe koşturmak bizi strese sokup erkenden öldürüyormuş. Şimdi bütün bunlar demek ki bizim normalde yapılış tarzımıza uygun olmayan hayatımızdan kaynaklanıyor. Biraz bununla ilgili yani o ayarlar hep burada. Çünkü biyoloji çok yavaş değişen bir şey. Yani birkaç yüz bin sene önceki atayla bizim aramızda fizyolojik pek bir fark yok. Ama bir onların yaşadığı ortamı düşünün, bir bizimkini. Yani bizim şimdi her bir anımız yani adeta suikast gibi. Bir adaptasyon olmuş ama. Çok ufak şeyler. Çok, evet. Bizi zaten farklı yapan şey şu, hani bedenen dünyada hiçbir şeye adapte değiliz. Çok zayıf bir bedenimiz var. Ama zihnen çok acayip şeylere adapte olabiliyoruz. Düşününüz insanın menşei işte Doğu Afrika gibi düşünüyor ama birkaç yüz bin sene içerisinde dünyanın her tarafına dağılmışız ve kutuplara kadar her yerde yaşıyoruz. Uzay istasyonunda bile insan yaşıyor şu anda. Zihnen ve zekasıyla her yeri kendine uygun bir hale getirebilen bir canlıyız. Ama tabii bunun bazı bedelleri oluyor. Hele ki mesela modern zamanda işimizi kolaylaştırsın diye ürettiğimiz teknoloji ve ona bağlı oluşturduğumuz medeniyet, yani kendimiz için yaptık sanıyoruz ama çoğu zaman bize hasar veriyor. İşte malum teknoloji bağımlılığı şu anda en büyük problemimiz. Her gün herkesle iletişirken millet yalnızlıktan perişan, ülkeler yalnızlık bakanlıkları kuruyor. Evet. Bize hızlandırma vaadiyle gelen teknoloji bize zaman bırakmadı yani. Hiçbir şey yapacak zamanımız yok. Mesela gençlerimizin şu anda sıkılmaya vakti yok. Yani en mahrem zamanlarında bile kendileriyle aralarında, yani benliğiyle kendisi arasında bir cihaz var ve onun sunduğu içerikler var. Tuhaf bir zamandayız ve bu bizi biraz rahatsız ediyor yani. Peki herkes için veya her toplum için fabrika ayarı farklı mıdır? Benim uğraştığım alan itibariyle... Coğrafya yani, bir kader midir falan diye soruyorsunuz. Biyolojik, psikolojik ve ruhsal diyelim buna, ayarlarımız aslında aynı. Yani biz insanlar olarak bu arada çok farklı gözüküyoruz ama hem fiziksel hem coğrafi olarak biyolojik anlamda insanda ırk diyebileceğimiz bir farklılık bile yok. Yani şöyle bir genetik olarak şöyle bir şey biliyoruz. 1000 kişi alın dünyanın farklı yerlerinden ya da bir yerinden. Mesela sırf bir siyahi popülasyondan 1000 kişi alın. Onlara 100 bin sene verin. Onlar üreyip dünyaya dağılsınlar. Geri kalan bütün insanları kaldıralım. 100 bin sene sonra bugünkü çeşitliğin hepsi tekrar ortaya çıkıyor. Yani biz o kadar yakın akrabayız ki aramızdaki farklılıklar hani böyle ihmal edilebilir derecede az. Genetik anlamda öyle olduğunu düşünüyoruz tabii, en azından. Tabii. Bütün yani fizyolojik anlamda, genetik anlamda şimdi Uzak Doğu'da insanların yaptığı diyeti alıp siz hayatınıza onların yaşam tarzıyla beraber geçirirseniz onlar kadar uzun yaşayabiliyorsunuz. Mesela bu hani tıbben bildiğimiz bir hadise. O yüzden işte o neydi, Okinawa Adası mıydı? Uzun yaşayan arkadaşlar aynen vardı orada. Şimdi onların diyeti değil mi? Bütün dünyada çok böyle moda ama sadece diyet değil mesela. Onların bir de yaşam tarzı var. Bugün programın başında bahsettim aslında. Longevity merkezleri yani bu uzun yaşam merkezlerindeki dünyada farklı bölgelerde var. Farklı coğrafyalar, farklı şeyler yiyorlar. Ama ortak bir şey var mesela, hepsi o gün işte kalkıyor, bayırdan yukarıya gidiyor, elinde kovasıyla evet, suyu dolduruyor, evine geri getiriyor. Yani bir hareket mekanizması o var. O aktivite kısmını hep unutuyoruz. Orası zor olan kısmı. Bana da zor geliyor bayağı bir. Ama hayat bütüncül bir hikaye ve dünyanın her tarafındaki insanlar için hemen hemen geçerli olan, yani ben bunun alternatifini hiç görmedim.
farklı bir fizyolojide olan bir insan grubuna hiç rastlamadım. Elbette ki doğuştan işte genetik problemler olabiliyor, metabolik farklılıklar olabiliyor. İnsanlar farklı farklılar ama bütün o farklılığın içinde ortak olan bir şey var. Hareketsizlik er ya da geç herkesi hasta ediyor. Yani kimisinin vücudu daha dirençli olabilir, kimisi daha çabuk etkilenebilir ama bir şekilde mesela hareketsizlik herkes için kötü. Bütün bu hikayenin temelinde işte dediğim gibi biyolojik bilgi yatıyor. Biyolojide biz bugün insan türünün en azından böyle bir ortam için dizayn edilmediğini biliyoruz. Bu zayıf ve çıplak bedeniyle, elleriyle işleyerek, zekasıyla devamlı böyle sürekli sorun çıkaran bir doğaya karşı mücadele etmek için tasarlanmış. Daha veciz ifadesiyle imkansızı becermek için yapılmış bir canlı gibi gözüküyoruz ama bugün de her şey hazır. İmkansız ne yapacaksın yani? Öyle bir sorun var. Şimdi tabii fabrika ayarları böyle eskiye gitmek değil yani sadece. Şimdi düşündüğünüz zaman aslında beslenmeyi de konuştuk daha önce. Programa da getirdik. Aslında zayıflamada hangi alternatifler var diye baktığımızda mağara adamı diyeti var. Değil mi? Paleolitik çağlara gidiyorsunuz. Yani hani fabrika ayarıysa fabrika ayarı gibi. Ondan sonra Kuzey İspanya'nın El Miron mağarasında Kızılleydi'nin işte kalıntılarını buluyorlar. Evet. Dişlerini analiz yapıyorlar. Bakıyorlar ki bu et yiyor aslında. Evet, ondan sonra işte şöyle sağlıklı, şöyle kaslı, böyle kaslı. Ama o da 38-40 yaşlarında ölmüş gibi bir analiz var ortada. Dolayısıyla çağın içerisinde yani şehrin keşmekeşliğinden, karmaşasından kaçıp bir işte bahçede yaşamak veya köye geri dönmek değil fabrika ayarlarına dönmek. Değil. İçinde bulunduğumuz ortamı da aslında her ne kadar adapte olmuş olsak da en başta ruhen belki fabrika ayarlarımıza geri dönmemiz lazım. Burada sizin söylemek istediğiniz şey ya insan olduğumuzu bir hatırlayalım önce. Elbette sanki. Ve çok aslında kolay bir formülü var. Yani ben bunu ilk kitabı yazdığımda fark edememiştim ama mesela bunlar üzerine gittikçe, konuştukça, eğitimler, denemeler, bilimsel araştırmaları taradıkça çok sade bir şey fark ediyorsun aslında. Daha sağlıklı olmak için artık hayatımıza bir şey eklememiz gerekmiyor. Sadece çıkarmamız yetiyor. Yani bizde çünkü fazlalık problemi var. Mesela bu kadar hıza ihtiyacımız yok, yavaşlamak bizi iyileştiriyor. Bu kadar yemeye gerek yok, azaltınca hemen kendimize geliyoruz. Bu arada mesela o paleo diyetler şunlar bunlar anlatılıyor ama şimdi kimisi diyor ki meyve yiyelim, sağlıklı olalım. İyi de bugün o meyve dediğiniz şeyler işte şurada güzel güzel duruyor mesela şimdi ama onların hepsi en az 10-15 bin yıllık bitkisel islah çalışmalarımızın ürünü olan şeker ya da protein bombaları. Tabiatta böyle bir meyve yoktu mesela insan yüz binlerce yıl tabiatın göbeğinde yaşarken. Sonra biz tarım hayvancılığı keşfedip böyle özel yoğunlaştırılmış besinler yaptık. Şimdi mesela sen her gün 2-3 tane elma yersen ciddi şeker problemi yaşayabilirsin seneler içerisinde. Olabilir. Yani sağlık artık sadece şu nesneleri yiyelim, bunu bu kadar tüketelim gibi bir şey değil de ölçülü ve sakin olmayı gerektiriyor her açıdan. İşte daha sosyal olmak için kalabalıktan uzak durmak mesela. Bu biraz hani sağduyuya ters gibi geliyor ama bugün insanları en çok yalnızlaştıran şey yüzeysel çok sayıda ilişki. Halbuki az sayıda kişiyle gerçekten dost, ahbap, işte aile çevresindeki görüştüğümüz gibi sıkı bağlarla görüşsek biz yalnızlık diye bir şey hissetmiyoruz mesela. Bunun ben, gibi. Yani çok da geriye gitmiyorum. Ben çocukluğuma gittiğim zaman mesela işte eve gelen misafirler, bizim gittiğimiz misafirlikte oturmaya, sohbet etmeye, bir şeyler paylaşmaya, karşılıklı kitap okumaya, işte ne bileyim gündemi analiz etmeye birçok şeyi babalarımız, büyüklerimiz, annelerimiz konuşurlardı. Bugün bakıyorum o kültür bile kalmadı. Yok. Bir kere evlerin büyük bir çoğunluğunda koltuklar televizyona bakıyor. Eski bir alışkanlık hala devam ediyor. Hani televizyon o kadar eskisi kadar tek seçenek olmamasına rağmen. Şimdi orada zaten ortada bir hani adeta bir sunakta duran bir ikona gibi orada bir nesne var ona dönüyoruz. O açıldığı zaman bütün muhabbet bitiyor ama şimdi masalarımızda telefonlar var. O çaldığı zaman bütün muhabbetleri sona erdirebilecek bir güce sahip yani. Dolayısıyla bizim artık ilişkiler arızı, ilişkiler esas amacımız değil. Eskiden başka şansımız yoktu. Yani yüz yüze gelince böyle konuşuyorduk, işte bir şeyler paylaşıyorduk. Şimdi o yok. O zaman fabrika ayarları dediğimiz zaman bu işin parçalarından bir tanesi sosyal iletişim veya sosyal ilişkileri de yeniden tesis etmek. Yani şöyle söyleyeyim, mesela ben beyinle uğraşıyorum ya senelerdir. İnsan beyniyle ilgili açıklamaya çalıştığımız en önemli problem niye bu kadar büyük? Ya bedene göre en büyük beyne sahip canlılardan birisiyiz. Birkaç fare türünü çıkarsam bizim rakibimiz yok. Fareler de küçük olduğu için o çok önemli olmuyor. Bu beyin niye bu kadar büyük sorusunun cevabı yüzyıllardır soruluyor. Şimdi yeni yeni anlıyoruz. Beyni büyük yapan esas hacim sosyal ilişki beceri devrelerinden geliyor. O kadar kompleks sosyal ilişkiler kurmak için ayarlanmışız ki hiçbir canlı bizim gibi sosyal değil. Şimdi arılar, kurtlar, efendim işte penguenler de sosyal tamam.
Ama biz mesela bir düşünsene günlük hayatımızda yaşadığımız rollerin sayısını. Bir ailenin çocuğuyuz, işte bir apartmanın sakiniyiz, bir ülkenin vatandaşıyız, bilmem ne derneğin üyesiyiz, bir futbol takımının taraftarıyız, bir partinin belki sempatizanıyız. Ve bunların hepsini aynı anda yaşıyoruz. İş yerinde yönetici olan biri eve gelince anne ya da baba rolüne geçmekte hiç zorlanmıyor mesela. Bu çok büyük bir beyin gerektiriyor ve bu beynin de ihtiyaçları var. Ve en önemli ihtiyacı, yalan dünya yarsız olmaz demiş ya Aşık Veysel. Yani iletişim kurabileceğimiz insanlar, yakın insanlar. Dolayısıyla o insanlar olmadığı zaman hayatımızda ne yaparsak yapalım. Mesela dahi olsan, ürettiğin şeyi birisi görmedikten sonra dahi olmanın ne anlamı var? Sanatı niye yaparsın? Bir başka insan için yaparsın. Güzelliği, letafeti hep başka insanlarla yaşayabilirsin. İşte şimdi biraz bunun önemini galiba acı tecrübelerle tekrar öğrenmek durumundayız. Ama bu herkes sefer de güven kalmadı. İşte şu anki halimizde bizi en çok yaralayan, en çok strese sokan şey bu. Bu uzun yaşam hani tıbbın sevdiği bir motto ya, bir hedef böyle işte altın kase gibi. Uzun yaşayan insanların dünyada çok önemli bir ortak özelliği, diğer güvenebildikleri birkaç kişiyle beraber yaşıyor olmaları. Yoksa yoğurt yemek falan değil mesele yani. Onu yapan da var. Gece yarısı kalkıp tatlı yeme alışkanlığı olan adamlar var. Yüz küsur yaşına kadar yaşamış. Konu sadece onunla ilgili değil. Ama sosyal destek bir şekilde bize acayip geliyor. Bugün bunun hormonlarını da biliyoruz mesela. Ya biz mesela burada böyle sadece sohbet muhabbet ederken bile biliyorsun oksitosin falan gibi hormonlar basılıyor. Muhabbet koyulaştıkça bizi teskin ediyor, onarıyor, yeni beyin hücreleri yapıyor. Yani diyor ki etrafında güvenebileceğin insanlar var. Hayat yaşamaya değer. Ver gazı. Devam yani, et. Devam et tabii. Resmen gel gel yapıyor yani hayat sana başka insanlarla olduğunda. Ama tabii ki insanın yalnızlığa da ihtiyacı var. Kendi başına oturup işte tefekkür etmesi, meditatif bir hale geçmesi için. Ama insan ağırlıklı olarak sosyal biçimde tasarlanmış bir canlı. Sanıyorum bugün mesela pandemi döneminde okullarımız kapandı. Biz hep çocukların eğitimine üzüldük. Ama bence çocuklarımızın yalnız kalmasına, akranlarıyla buluşamamasına üzülmeliydik. Ve onun acılarını çekiyoruz şimdi yani. Kesinlikle. Kiminle konuşsam, hangi öğretmenle, evet, hangi hocayla konuşsam bu dönemde kaybedilen sosyal kapasiteyi anlatıyorlar maalesef çocuklardaki. Ve hep yani yetişkine maruz kaldılar o çocuklar. Ya. Yaşıtlarıyla görüşemediler 2 sene. Yani bu ağır bir travma ve bunu bir şekilde halletmemiz lazım. Yani mesela okul benim için derslerle falan ilgili bir şey değil. Akranlarla buluşma ve onlarla sosyal birliktelik kurallarını öğrenme yeri. İnşallah okulu böyle daha fazla kullanabiliriz diye umut etmek istiyorum bu tecrübelerle. Evet, inşallah. Şimdi tabii uzun yaşam dediniz. Kimse ölmek istemiyor. Hiçbirimiz aslında. Çünkü diyoruz ki ya artık dünyada yapacağımı yaptım veya işte bu dünyaya yaşamaya değmez. Ama günün sonunda zamanı geldiğinde herkes bir dakikada daha fazla yaşayabilmek için uğraşır. Sadece siz değil, sizi sevenler de bir dakika daha fazla yaşayın diye uğraşır, evet, değil mi? Hastanız vardır, yaşasın diye uğraşırsınız. O, nerede bir tedavi vardır, bir çözüm ararsınız vesaire. Ancak tabii insan hayatının ölümle sonuçlanmasına yol açan hastalıklara veya yollara baktığımızda olabilecek kazaları veya risk algısının yüksek olarak yaşandığı dönemleri dışlıyorum. Çünkü biraz o ölümü çağırmak gibi oluyor. Yapmamanız gereken şeyi yaptığınız zaman, atlamaman gereken yerden atladığın zaman hani önlenemez bir şey oluyor. Ya da benim gibi tedbirsiz motor kullandığın zaman oluyor böyle şey. Biz de dalgınlığımıza geldi. Mesela yaşadık öyle bir şey. Estağfurullah. Ama bu yani kontrolün dışında kısımlara baktığımız zaman işte bakıyorum kalp damar hastalıkları dünyada hala liste başı. Sonra geliyorum bakıyorum ikinci sırada ne var? Kanserler gündeme geliyor. İşte üçüncü sırada ben çeşitli hastalıklar, belki kanserler içinde ayrılıyor filan. Temelde işte birisi kanser hastası olduğu zaman ya diyorlar ki işte ne kadar çok çekti, işte ondan çekti, bundan çekti, hayatı stres, bu adam kanser olmasın kim olsun. Kalp krizi geçiyorlar, ya bu geçirmesin de kim geçirsin, işte hayatında şunlar yaşadı, işi battı, işte komşuları şöyle yaptı, böyle yaptı, adam en sonunda dayanamadı, kriz geçirdi. Beyin kanaması geçiriyor. Hayatının şokunu yaşadı. Öyle bir üzüntü, stres yaşadı ki adam o haberi aldığı anda beyin kanaması geçirdi. Bir bakıyorum, bütün bu olayların toplumsal olarak tetikleyicisi zaten literatüre falan gerek kalmaksızın stresten kaynaklanıyor gibi. Çok ağır. Şimdi o halde stres nedir diye tanımlayacağız. Stres hayatın çünkü olmazsa olmazı, birazcık da bizi hayatta tutan da bir ajan. Bu işin dengesini de fabrika ayarında nasıl tutturmamız gerekiyor?
Şimdi stres kelimesi o kadar böyle joker gibi kullanır olduk ki her şeye stres diyoruz. Stres aslında bizim biyolojide çok basit bir tanım var. Bir organizmanın engellendiği durumlarda, yani üremesinin, beslenmesinin, hareketinin engellendiği durumlarda organizmanın ona verdiği tepkiye biz stres diyoruz. Bir tepki bu. Ve tabiatta bütün canlıların hayatını kurtaran, onlara yardımcı olan bir şey. Çünkü üç tane repertuardan oluşur stres tepkisi. Savaş, kaç ya da don. Bu üç tepki tabiatta birçok durumda işe yarar. Avlanıyorsan, avcı seni koruyorsa kaçacaksın. Süper bir strateji. Avcıysan, karnın açsa kovalayacaksın, savaşacaksın yani. Bu da güzel. Ama baş edemeyeceğin bir tehlike varsa donup geçmesini bekleyeceksin. Bu üç strateji herkesin işine yarıyor. Ama bizde gerek kişisel ilişkilerde, gerek kariyerde, gerek eğitimde, yani günlük hayatımızda yaşadığımız streslere bir bakalım. Bu savaş, kaç, don sistemi aynen bizde de var ama hiçbir işe yaramıyor. Trafikte sıkıştın, İstanbul trafiğinde kalan herkes bunu bilir. Savaş, kaç, don sistemi çalışıyor da nereye kaçacaksın, kimle savaşacaksın, donunca ne olacak? Hiçbir şey olmuyor. Gardırobu açıp sabah ben ne giyeceğim diye düşünürken bile çoğu insan stres hormonları salgılıyor. Savaş, kaç, don hiçbir işe yaramıyor. Terfi zamanı, sınav zamanı, kredi kartı ödeme zamanı, bunların hepsi strese sokuyor bizi. Zihinsel olarak ama. Fiziksel olarak ürettiğimiz tepkinin hiçbir karşılığı yok. Seneler içerisinde bu her bir vesileyle coşturulan stres, malum başta kortizol falan gibi hormonları devamlı yüksek hale getirince de kronik stres sendromu diye bir şey yaşıyoruz hepimiz. Bugün şehirli insanları al, yani sen çok daha iyi biliyorsun Halit'ciğim, böyle bir kan tahlili yap. Kortizol tavanda herkeste. Yani evet. Stres markalarının hepsi tavanda. Çünkü bu hayatın kendisi tabiatta iyi çalışan ama şimdi işlevsiz olan stres reaksiyonlarıyla örülmüş. Mesela bunun en kolay çaresi ne? Keşke yapabilsek. Eskilerin dediği gibi her durumda hayırlısı olsun falan deseydik hiçbir şey olmayacaktı bize. Ama kafaya o kadar takıyoruz ki her şeyi. Hatta bir de şu var, yani herkes kendinden çok rahat pay bitsin. O zaman burada inanç da önemli bir olmaz parametre değil mi? Olmaz olur mu? Bir kere insanın en büyük derdi ne? Öleceğini bilen tek canlı yahu. Öleceğiz biz yani. Her gün bunun bilinci geldiği zaman birçok insan biliyorsun bunu konuşmaktan kaçınır. Aman konuyu değiştirin falan filan ama tek gerçek bildiğimiz şey budur. Biz öleceğiz yani. Başka hiçbir gerçek bilgi yok. Ve bu bilgiyle yaşamak zorunda olan tek canlı biziz. Bu çok tuhaf bir şey. Şimdi bu aşırı gelişmiş akli donanımın bir sonucu. Şimdi öleceğini bilen bir organizma şimdi bugününü nasıl yaşayacak? Biz bunu düşünmeyerek yaşamaya çalışıyoruz. Eskilerin gaflet dediği şey. Örtüyoruz üstünü, devam. Ama bir sıkıntı çıktığında hep ölecekmiş gibi hissediyoruz. Mesela bir belirsizlik olduğunda stres reaksiyonu veren sistemimiz belirsizliği niye hiç sevmiyor? Çünkü ucunda ölüm olabilir. Ölmemek için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Fakat sorun öleceğiz. Yani yarın bir gün öleceğiz yani. Bunun kaçarı kurtuluşu yok. İşin kötüsü bir de ölümün belli bir yaştan sonra diye bir şey yok. Her an olabilir. İşte burada insanı insan yapan, benim insanın fabrika ayarlarında en önemli bulduğum kısım giriyor devreye. Mesela hiç ölüm olmasa ne olurdu diye bir düşüneceğiz. Hiç ölmesek ne olurdu? El cevap, hiçbir şey yapmazdık. Hiçbir şey yapmazdık. Mesela bu programı bile öleceğimiz için yapıyoruz. Öğreniyoruz çünkü öleceğiz. Yarına bir şey bırakmaya çalışıyoruz çünkü öleceğiz. O olmasaydı hiçbir şey olmazdı. Ölümün ne büyük nimet olduğunu anlayabilen de sadece insan. Buradan çıktığın yol zaten işte o maneviyata, aydınlanmaya, bir şeylere doğru gidiyor. Ama tabii bunu anamızdan, atamızdan öğrendiğimiz kalıp hikayelerle karıştırmamak lazım. Bu her insanın kendi kendine ermesi gereken, çıkıp sonuna ermesi gereken bir yolculuk ve bütün hayatı kapsayacak bir şey. Böyle bir anlam sorgulaması olan bir insanın bugün ne giyeceğim diye strese gireceğini, kredi kartı ödeyeceğiz, ne yapacağız diye strese gireceğini düşünebiliyor muyuz? Bunlar hep tali meseleler haline gelir. Bizim daha büyük bir sorunumuz var. Kredi kartı biraz anlamlı olabilir yalnız. Bazen. Ama ya bu, gününü bilen adam o iksireyi oraya bırakmıyor işte. Ona ya göre harcıyor. Kıyafet falan hadi neyse de maddiyat da her şeyin önüne geçti bu dünyada. Tabii ki. Bu maddiyat yüzünden hiç ölmeyecekmiş gibi belki çalışıyoruz doğru ama bu süreçte stres, yaşadığımız işte kaygılar, onun dışında işte hayatı hızlı yaşamak, vitesi kaçıncı vitese takıp gittiğimiz durmaksızın, o geriye durup geriye çekilip nefes almaksızın hızlı hızlı gittiğimiz zaman bir yerde tükenilebiliyor. Buna da tükenmişlik sendromu falan dediler bu son dönemde ama. Burnout. Nedir bu burnout? Ya ölmeden önce burnout olmayalım yani, hani ikisi denk gelsin. Var mı böyle bir ihtimal? Vallahi aslında o burnout falan dedikleri konu o kadar öğretici bir şey ki.
Mesela inekleri geviş getirirken seyretsek ya da çayırda otlarken, işte hayvan saatlerce otluyor, sonra oturup saatlerce geviş getiriyor. Geviş getirirken mesela o hayvan boş duruyor gibi gözüküyor değil mi? Sadece çenesi çalışıyor. Düşünse ya çocuğunun durumunu, geleceğini, yaşlılığını, onu kafaya taksa mesela. Hani geviş getirmesinden hiçbir şey anlayamaz ama bakıyorsun hayvanın hiç öyle bir durumu yok. Onun beyni gelecekte böyle şeylerle uğraşmak üzere tasarlanmamış. O yüzden ot yerken de, geviş getirirken de %100 mutlu ve orada hiçbir sıkıntısı yok. Tamamen o durumda kalıyor. İnsana geliyorsun en mutlu anımızda bile. Mesela sevgilimizle beraberken düşünelim. Böyle aklımızdan hep ne geçiyor güzel anlarda? Keşke bitmese. Çünkü biteceğini biliyoruz. Zihnimiz hep o zevkin bitişine doğru hareket etmek zorunda kalıyor. Bitince ben ne yapacağım? Bu anı bitince yaşamamak. Tabii burada kalamıyoruz mesela. Hayvanla ilgili hayvanlardan en büyük farkımız bu. Anda kalamıyoruz bir türlü. Şimdi bunun uzun vadede bir bedeli var. Hep böyle ilerideki bir hedefe yetişmek için koşturuyoruz. Bak dikkat et, bir diplomayı alıyoruz mesela hemen bir sonrası. Uzmanlık. Onu alıyoruz işte şu para. Sadece diploma biliyor musun? Her şey anında normalize oluyor ve bir sonrakine geçiyoruz. Dakikasında bir gözümüzü başka bir hedefe dikiyoruz. Ödülsüz olarak sürekli koşturulan beynin mukadder sonu burnout sendromu dediğimiz o tükenme sendromudur. Çünkü biz mesela tabii bir hayvana mesela işte arayışı sonucunda yem vermek ödüldür ama insana yem verdiğinde gözünü hemen bir sonraki yeme ya da bir sonraki ödüle diktiği için insanın arada bir şey yapması gerekiyor. Durup oh ne güzel artık bunu elde ettim çok şükür. Bir şükran hisleriyle bir durup onun tabiri caizse kutlamasını yapabilmesi, onun kühnüne vakıf olabilmesi lazım. Evet. Ama bunu yapmadınız mı modern hayatın koşturması içerisinde bir süre sonra sistem diyor ki yeter artık. Ve işte o burnout dediğimiz artık ben yok olmak istiyorum, buradan gitmek istiyorum tarzı bir ruh haline maalesef insanı sokuyor. Evet bu sohbet öyle güzel bir yere geldi ve bitti ki gerçekten minnettarım. Estağfurullah. Tabii ki yani gerçekten, tek işimiz o. Tek gerçekten işimiz o. Çok kıymetli ya. Çok. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben çok teşekkür ederim. Ve şimdi size sorduk. Hiç ölmeyecek olsanız ne yapardınız? 104 sonrasında devam edeceğiz. Hiç ölmeyecek olsaydınız ne yapardınız? Muhtemelen bu kadar iyi bir insan olmaya çalışmazdım. Sahil kapısı kasabasına yerleşirim herhalde. Hayatımın yani sonsuza kadar denize girmek isterim. Tek başıma bir adada yaşamak isterdim. Yani kimsenin olmadığı bir yerde, insanların uzak olduğu bir yerde. Tek başıma yaşamak isterdim yani. Seyahat ederdim, dünyayı gezerdim. Onun dışında işte geze geze zaten ömrüm öyle biterdi. Hiç ölmeyecek bir insan sıkılır bence. Şimdi seni annen baban doğurdu. Onlar senden önce ölecekler. Sen onların kaybını yaşayacaksın. Bu sefer hep kayıp yaşamaya sen başlayacaksın. Bu sefer ne olacak? Sen sıkılacaksın. Çünkü hayatında benimsediğin hiçbir insan olmayacak. Bir amaçsızlık evet yani hiç ben hiç ölmemek istemezdim ya. Ve sağlıklı yaşamın bütün ipuçlarını sezon boyunca sizlere anlatmaya gayret ettik. Hastalıklardan korunmanın yöntemlerini, hastalıklarla mücadele ederken onlarla daha iyi mücadele edebilmenin yöntemlerini de. Tabii ki hiç hastalık ortada yokken kendimizi korumak için de neler yapmamız gerektiğini ifade ettik. Ancak sağlıklı yaşamdan bizi geride bırakan bazı unsurlar var. Bazı mazeretlerimiz var. En başta zamanı diyoruz, zamanımız yok diyoruz. Egzersiz yapmaya zamanımız yok, sağlıklı beslenmeye, sağlıklı alışverişler yapmaya zamanımız yok. Uyumaya bile zamanımız yok diyoruz. Aslında zamanımızın olduğunu, bunun bir hayat dönüşümü olduğunu sizlere defalarca ifade etmeye çalıştım. Yalnız sonrasında ne geliyor? Para geliyor. Diyorlar ki biz yeteri kadar ekonomik güce de sahip değiliz sağlıklı şeyler alabilmek adına. Bugün artık bunun ne kadar basite indirgendiğini ve sadece tercih yapmak ve yapmamak arasında ince bir çizgi olduğunu da ifade ediyoruz. Dolayısıyla böyle bir güce de ihtiyacımız yok. Bilgi sadece ben değil, ben ve meslektaşlarım çeşitli platformlarda sizlere sağlık bilgilerini ulaştırmak için canla başla çalışıyorlar. Ancak hepimiz için ortak bir gerçek var. Buna da baktığımız zaman hepimiz aslında değişimden korkuyoruz değerli izleyenler. Ve değişimden korkmamak için değişim
önerilerini veya çözümlerini aslında sevmemiz gerekiyor. Dolayısıyla en başta kendinizi severek başlayabilirsiniz. Ve sevgili izleyicilerim, birlikte çıktığımız sağlık yolculuğunun 100. bölümüne varmış bulunuyoruz. Doktor Geldi'nin 100 bölümünde 300'e yakın uzman konuğumla birlikte 50'ye yakın izleyicimizi stüdyomuzda ağırladık ve sağlık sorunlarına çözümler bulduk. Her bölümümüzün içeriğini hazırlarken sizlerden gelen sağlık soruları birinci önceliğimiz oldu. Birlikte şaşırdık, birlikte öğrendik, birlikte çözümlere sevindik diyebilirim. Sizlerle her zaman aynı duyguları paylaştığımız bu aile ortamında buluşmamızı sağlayan Doğuş Yayın Grubu'na ve Star ailesine çok teşekkür ediyorum. Unutmayın ki zaman işledikçe sağlık biliminde yeni yöntemler de keşfediliyor. Ve belki de 15 yılda bir inandığımız, bugüne kadar kabul ettiğimiz sağlık bilgilerini yeniden yazıp dönüştürüyoruz. Ben de her zaman sizleri bilimin ışığıyla buluşturmaya devam edeceğim. Güncel bilgilerle bana nasıl ulaşacağınızı biliyorsunuz. Ve değerli izleyenler, kıymetli izleyiciler, sizleri çok seviyorum. Ekranlara gelirken sevinmek değildi gayem. Ama en başta güvenilmekti. Bütün meslektaşlarımla, bilimin ışığında doğruları size aktararak güveninizi kazandığım için, güveninize beni layık gördüğünüz için en başta teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı ve mutlu kalın demek istiyorum. Ve görüşmek üzere. Programımı her zaman olduğu gibi bu sezonda biraz heyecanlı kapatmak istiyorum. Dolayısıyla baretimi giydim. Bütün hazırlıklar tamam ve sislerin arasından kaybolacağım ve sonra da tekrar buluşacağımız yarınlara diyorum efendim. 1, 2, 3, sağlıkla kalın. (Gülüyor)